Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada özellikle arkadaşlar Shiba üzerindeki son hareketlerle alakalı konuşacağız. Skandal olarak adlandırılan bu olaylarla alakalı değerlendireceğiz. Bakalım ne diyor? Shiba'nın topluluğunun merakla beklediği katman 2 çözümü Shibarium'un başka bir ağın kopyası olduğunun ortaya çıkması büyük tartışmalara neden oluyor. Skandal 5 milyon dolar değerinde bon token'ın tasfiyesine yol açabilir. Shiba Inu kargaşasının ardından milyon dolarlık bon staking sözleşmesinden çıkarıldı. Şimdi şunu söyleyeyim henüz söylemek lazım ki yani net anlamda bir şey ortada yok arkadaşlar. Tabi Kusama tarafından açıklamalar geldi bunları değerlendireceğiz. Ancak şibaryum gerçekten başka bir ağın tabii ki kopyası ise bu çok ciddi bir sıkıntı anlamı taşıyor. Konuyla alakalı Binance'ın geçtiğimiz vakitlerde bir yine aynı çok benzer bir problemi ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Kendileri yapay zeka ile alakalı bir geliştirme yaptılar. Bir mekanizma daha doğrusu yeni bir araç tanıttılar. Bir takım taraflardan bunun e, kopya, imitasyon olduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Shiba Inu kargaşasının ardından milyon dolarlık bond staking sözleşmesinden çıkarıldı. Shiba ekosistemi Shibarium'u çevreleyen tartışmanın ardından staking sözleşmesinden 5 milyon dolar değerinde bon çekildiği için son zamanlarda kargaşa içinde. Shiba'nın katman 2 çözümü Shibarium, Rini Ağa'nın bir kopyasından başka bir şey olmadığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Shibarium çeşitli merkezi olmayan uygulamaları ve akıllı sözleşmeleri desteklemek için merkezi olmayan bir blockchain platformu sağlamaya başlıyordu. Ee, çok kısa bir süre önce test aşaması olan Papinet'i yayınlamıştı. Çalıntı iddiaları yaygınlaştı. yüzde %10 değer kaybetti diyor. Ee, bakınız ki <laughs> bunlar çok ciddi sıkıntılar doğurabilir. Aynı zamanda teknik anlamda da ciddi sıkıntılar doğurabilir arkadaşlar. Çünkü her zaman için her coin her katman protokolüyle büyük uyum taşımayacaktır. Her katman protokolü ağla büyük uyum taşımayacaktır. Bunu olabildiğince düzgün bir şekilde yapmak gerekecektir arkadaşlar. Nitekim imitasyon olması ciddi bir sıkıntı yaşatır. Ayrıca Shiba coin tarafındaki değer kaybı da buna yoruluyor. Tabii şunu söylemek lazım yani bundan kaynaklı çok bir değer kaybı olmadı. Çünkü aynı gün mesela burada diyor ya SHIB'a %10 değer kaybetti. Aynı gün Bitcoin tarafı da çakıldı. Bundan kaynaklı olarak da aynı şekilde diğer altcoinlerde de büyük aşağı yönlü hareketler gerçekleşti. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Olayın fiyatlandırması öyle çok pahalıya patlamadı aslında. Shibarium'u çevreleyen kargaşa SHIB fiyatında çift taneli yıkıma yol açtı. En büyük ikinci mimtokum token bugün bir noktada %10 değer kaybı yaşadı. Tüm olay Shiba'nın Discord kanalında bir etkinliğin Shibarium'un Rinia Testnet 917 ile aynı chain kimliğini paylaştığına işaret etmesiyle başladı. Neden Shibarium Testnet Genesis dosyasını Rinia Testnet'ten almış gibi görünüyor? Bakın burada iddia ciddi daha doğrusu iddia zaten ciddi de argüman kuvvetli. Argüman oldukça kuvvetli. Diyor ki niye kimliği e, aynısı? Bakın çok ciddi bir durum. Topluk üyesi Steve Chain kimliği herhangi bir blockchain geliştiricisinin bir blockchain dağıtılırken ilk aradığı en basit şeydir. Blockchain düzgün çalışmadığından ve etkileşime girmeye çalışan herkes bunun yerine diğer chainlerle iletişime gireceğinden zaten var olan bir kimliği kullanmak yetersizdir diye yazdı. Geliştiriciler ve diğer önde gelen toplu üyeleri endişeleri gidermek için hızlı davrandılar. Discord kanalından CSUSM bunun geçen ay başlatılan bir fork olduğuna dair Kesinlikle hiçbir kanıt yok. Kod her zaman çatallanır. Üstelik öyle olduğuna dair bir teyit de yok diye yazdı. Yani diyor ki e, net bir şekilde buradan alındığına dair bir durum yok diyor. Tabii açık kaynaklı olsa bu biraz daha anlaşılabilirdi arkadaşlar. Ama şu anda maalesef e, tam olarak öyle bir durum yok. Bu arada şöyle kısadan bir bona bakalım. Bon tarafında erişten bir e, söz ediliyor biliyorsunuz. Bakalım. Evet çok ciddi anlamda bir fiyat düşüşü. Anormal derecede diyebileceğimiz fiyat düşüşü. Bu birincisi tabi Shibarium'un yani Shibarium çalıntı söylentilerinden geçiyor. Aynı zamanda arkadaşlar neyden geçiyor? Beraberinde e, programdan çıkarılmasından geçiyor. Staking programından çıkarılmasından geçiyor. Bunlar da önemli. Ama şunu söyleyeyim. Şu an bulunduğu 22 dolayları üzerinden yatırımcısı bir alıma gidebilir. Hem anormal bir düşüş olmuş mu? Evet, anormal bir düşüş olmuş arkadaşlar. Bunu da bilmek lazım. Bon %18 eridi. 5 milyon dolar bon e, dolar değerinde bon satılabilir. ShibaSwap'ın yerel tokenı olan bon, çalıntı iddialarının ardından %20'ye yakın değer kaybetti. Bununla birlikte projenin Rinia'nın yalnızca bir kopyası dair son açıklama yatırımcılar ve kullanıcılar arasında önemli bir huzursuzluğa neden oldu. Topluluk, staking sözleşmesinden bir çıkışa yol açan projenin meşruiyeti konusunda endişeli ve 5 milyon dolarlık bon tokenı stake edilmedi. Shiba Inu geliştiricilerinden cevap geldi. Shiba Inu geliştiricisi Kaldarya Shibarium kod tabanı hakkındaki iddialara ışık tuttu. Alfa A dağıtımını yaptığımızdan beri bazı futları dağıtmak için Birkaç çeyin kimliği rastgele seçildi. 417, 517 ve 917. Ve bu çeyinler o zamanlar hiçbir yerde kayıtlı değildi. Papineta başlatıldığında tekrar kontrol etmemekle hata ettim. Şimdi yeni bir çeyin kimliği ile beta A'nın yeni sürümünü yeniden yapılandıracağım. Gelecekte yeni yapılandırmalar nadir olacak. Ancak hala beta aşamasında olacağımız için mümkün. İyi şanslar diliyorum ve hep birlikte çalışabileceğimizi umuyoruz. Bir kere ben ışık tutan bir e, yorum olduğunu, ışık tutan bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü burada sadece kimlik değil. İddia şu, kimlik üzerinden geliyor ve diyor ki siz tamamıyla kopyalamışsınız. Yani tamamen kopya olduğunu iddia ettiği için e, bu tam anlamıyla ışık tutan bir gelişme ya da açıklama değil arkadaşlar. Burada kodların kıyas edilebileceği bir durum olması gerekecektir. Kodların kıyası için ne yapmak lazım? Burada e, buna ışık tutan bir kod dağılımı gerçekleştirmek gerekiyor. Şunu demekle olmaz. Başlangıçta biz kimliği aldık. e Devamında onlar da almış. İşte kontrol etmedik. E, tüm sıkıntı bundan. Hayır öyle değil. Yani şuradaki açıklama arkadaşlar iddiaları çürütebilecek bir açıklama değil. Ben bunu açık açık söyleyebilirim. Burada yapmaları gereken şey açık bir şekilde kodları vereceklerdi. Ve diyeceklerdi ki buyurun kıyas edin. Öyle mi değil mi? Tamam mı? Bunu bu şekilde gerçekleştirebilirlerdi. Yani şu an için şibaryum çalıntı mı değil mi? Açık bir şey söylemek zor. Ama şibaryumun çalıntı olmadığına dair ekibin yaptığı açıklama tatmin edici olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilir. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.